Astronomi bilimi kurucusu Kopernik. Modern astronomi denince akla birçok isim gelir. Ancak astronominin kurucusu Nikolaus Kopernikus'tur. Kopernik bugün birçok astronomi ile ilgilenen kişiye önce olmuştur. Kopernik 2 Şubat 1473'te Torun kentinde doğdu. Doğduğu ev hala koruma altındadır. Evin içinde ciddi restorasyon yapılmıştır ama duvarları olduğu gibi kalmıştır. Kopernik evde annesi ve babasının gözetiminde eğitim aldı. Küçük Nikolay daha 10 yaşına basmadan babası hayatını kaybetti. Onun yerine Nikolay ile dayısı Luca Vetroselode ilgilendi. Daha sonra Ermeland Piskoposu olacak dayısı sert mizaçlı bir o kadar da akıllı, saygı gören ve eğitimli bir adamdı. Nikolay ilk eğitimini Aziz Yana din okulunda aldı. Ancak okulun eğitim düzeni orta çağ yapısındaydı. Ana öğe teoloji üzerineydi. Kopernik'in döneminde Avrupa eğitimi bunalım geçiriyordu. Aydınlanma çağına doğru gidiş hızlanmıştı ve her yerde araştırma ruhu canlanmıştı. Bu canlanmada başı çeken hümanistler, bilim adamları, filozoflar, skolastik ya da Arapçı aracılar olmadan doğrudan orijinalinden okunan antik Yunan doğa bilimcileriydi. Aslında Kopernik ne tıp bilimiyle ne de hukuk ile ilgileniyor. İkisinde itici buluyordu. Her iki bilim dalından da diploma almayı reddetti. Kopernik astronomi ile ilgili reform çalışmalarını İtalya'dayken başlamıştı. Antik doğa bilimcilerine göre gök cisimlerinin düzenli dairesel bir hareket içinde olması gerektiği düşüncesiyle yıldızların hareketlerindeki var olan yanlışlarla bağdaştırmak için ortaya atılmış söz dış ilmekler ve sayısız çemberlerle o döneme hakim olmuş Batlamyus sisteminin müthiş çelişkisi ve karmaşıklığı Kopernik'i çileden çıkarmıştı. Gök cisimleri düzenli dairesel bir hareket sahip olmalıydı. Çünkü kutsal ve mükemmel şeylere düzen, intizam ve ahenk yaraşırdı. Duraksamalar, sarsılmalar ve karışıklıklar ise hiç yakışmazdı. Kopernik döneminde atmosferle ilgili görüşler önemli ölçüde değişmişti. Orta çağ karanlığından sonra kuşku çağda başlamıştı ve kuşkular bilim adamlarını ve onların aklını bağımsız çalışmaya doğru hızla itiyordu. Ne yapabilirdi? Birikmiş gerçeklerin büyük kısmını red ve ihmal edilen düşünce açısından yeniden yorumlamak, var olan öğretilerin temellerini değiştirmek, başka bir değişle yeni bir sistem oluşturmak. İşte Kopernik'in yapacağı da bu olacaktı. Son 400 yılda tanık olduğumuz bilimsel geliştirmelerin astronomideki bu devrimle başladığı söylenebilir. Güneş merkezi sistem yalnızca modern bilimin doğuşuna değil, insanın evren içerisindeki yerini saptamada ve yeni daha ölçülü bir görüşün ortaya çıkmasının başlangıcıdır aynı zamanda. Kopernik ile birlikte insan kendini doğanın bir parçası saymaya başladı. Önceki süreçlerle ilgili olarak Babillerin göksel nesnelerle ilgili gözlemleri, Yunanlıların kuramsal incelemeleri ve 17. yüzyıla gelinceye kadar egemenliğini sürdüren Batlamyus sisteminin yarattığı birikim bu devrimi hızla hazırladı denilebilir. Kopernik, bu buluşunun Rönesans ve sonraki sürece tekabül etmesi bir şanstır aynı zamanda. Batlamyus'a göre gökyüzü yıldızların çakılı olduğu dönem bir küreydi. Bu dünya bu kürenin merkezinde sabit bir yere sahipti. Çevresinde ay, güneş ve benzeri gezegenlerden oluşan bir dizi küre mevcuttu. Tanrısal bir düzen olarak algılanan bu sistemle insanoğluna evrenin mükemmel mi olma, merkezinde olma onurunu veriyordu. Ne var ki bu sistem Kopernik açısından son derece karmaşık, tutarsız, parçaları ayrı yerlerde olan bir heykeli andırıyordu. Kopernik'in ilk çıkışı astronomiyi basitleştirmek ve tutarlı hale getirmek kaygısıyla olmuştur. Sisteme devrimci özelliğini veren şey, yer merkezli sistem yerine güneş merkezli sistemi savunması ve yerin sıradan bir gezegen olduğunu belirtmesidir. Evrenin sınırlılığı anlayışı terk edilmemiştir. Kopernik'e göre, Gezegenleri taşıyan göksel küreler dünyanın değil, güneşin etrafında dönüyordu. Dünya merkezli değildir ve sabit de değildir. Yıllık ve günlük döngüler sergiler. Kopernik, güneşe karşı olan mistik hayranlığına Plüton'un etkisi çerçevesinde bakılabilir. Katolik kilisesinin önceleri belirgin bir tepkisi görülmez. İlk tepki protestanlardan gelir. Bu konuda Luther, bu budala astronomi bilimini alt üst etme sevdasındadır. Oysa kutsal kitap arzın değil güneşin döndüğünü söyler. Bu yeni etmeye halk kulak verecek olacak iş mi diyerek yersiz bir tepkiyi ortaya koymaktadır. Katolik kilisesine karşı amansız bir kavga veren Luther bunun yerine yine Hristiyanlık içerisinde bir yapılanma koymaktadır. Dogmaların içinden doğa, ancak bilim düşmanlığı yapabiliyor.